Evet arkadaşlar, 14 nolu ödev sorumuz function overloading konusunda 3 tane f fonksiyonu tanımlanmış. Yorum yapmamız isteniyor kod hakkında. Üçünün imzaları farklı olduğu için üçü de overload. Yani 3 tane f fonksiyonu var aynı scope'da farklı imzalara sahip. Birinci f fonksiyonunun parametresi constring reference, string C++'ın standart sınıflarından biri. İkinci f fonksiyonunun parametresi constVoid yıldız ve üçüncü fonksiyonumuzun bir int parametresi, bir de variadik parametresi var arkadaşlar. Fakat int parametre varsayılan argüman olarak sıfır değerini almış. İlk yapılan çağrıya bakalım sevgili arkadaşlar. Burada 3 fonksiyonda viable, uygun fonksiyon. Yani bu fonksiyonlardan herhangi birini tek bırakırsanız sentaks hatası olmaz. Birinci fonksiyon için argümandan parametreye dönüşüm standard conversion değil, user defined conversion. İkinci için arkadaşlar const char yıldızdan void yıldıza dönüşüm standard conversion ve sonuncusu için variadik dönüşüm söz konusu arkadaşlar. Hatırlayın, variadik seçilebilirlik açısından en alt seviyede olanı, yani seçilme şansı en düşük olanı user defined conversion, ondan sonra daha sonra da standard conversion. Dolayısıyla burada arkadaşlar iki nolu fonksiyon seçilecek. Hiçbir sentaks hatası yok. Daha sonraki f çağrısında bu kez fonksiyona bir pointer değişken olan pstr'nin değeri gönderilmiş. Yine aynı şekilde 3 fonksiyonda viable, uygun fonksiyon olma durumunda. Fakat arkadaşlar user defined conversion'dan daha iyi olan standard conversion yine seçilecek. Dolayısıyla program derlenip çalıştırıldığında bir sentaks hatası yok derleme aşamasında, çalıştırıldığında da ekrana iki kez iki karakterini bastı. Çünkü her iki çağrıda da çağrılan bu fonksiyon. Görüşmek üzere arkadaşlar.